Selamlar arkadaşlar, yeni video hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün yakında toplayacağım sistemde kullanmış olduğum ID Cooling'in kule tipi soğutucusunu inceleyeceğiz. Evet, yakında güzel bir fiyat performans sistem toplayacağım dostlarım. Onun için takip etmeyi unutmayın. Bu videoda işinize yaradıysa like atıp paylaşmayı da unutmayın. Ayrıca Instagram üzerinden de beni takip edebilirsiniz. Güncel olarak atmış olduğum storylerde inceleyeceğim ürünleri de oradan paylaşıyorum. AMD Ryzen 5600X işlemciyi kullanacağım yeni sistemde. İçerisinde 6 gerçek 12 sanal çekirdek bulunuyor ve 65 wattlık TDP değerine sahip olan bir işlemci ve ID Cooling'in SE214XT modelli kule tipi soğutucusunu kullanacağım bu işlemci üzerinde. Soğutucunun sahip olduğu özelliklere birazdan değindiğimiz zaman 5600X'i rahatlıkla soğutabilecek bir soğutucu olduğunu göreceksiniz dostlarım. Videonun bu bölümünde sahip olduğu teknik özelliklerden bahsedeceğim. Diğer bölümde ise montaj kısmından bahsedeceğiz. Daha sonrasında stres testinde almış olduğumuz ısı performansı, render testinde almış olduğumuz ısı performansı ve oyunlarda tabii ki almış olduğumuz soğutucunun ısı performansını paylaşacağım ve en sonunda güzel bir değerlendirme ile videoyu kapatacağız. Şimdi hızlı bir şekilde soğutucunun sahip olduğu teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum ama burada ID Cooling hakkında da küçük bir parantez açmak istiyorum. Kasalarda kullanılan soğutma fanlarında veya işlemcide kullanılan soğutucularda bildiğimiz bir marka haline gelmeye başladı ID Cooling. Bu alanda da gayet güzel işler çıkardığını, gayet başarılı modeller çıkardığını görebilirsiniz arkadaşlar. Markanın sahip olduğu linki videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum dostlarım. Oradan tıklayarak kasa fanlarına bakabilirsiniz. Güzel RGB fanlar var veya işlemci soğutucularına bakabilirsiniz veya farklı bilgisayar bileşenlerine de yine oradan ulaşabilirsiniz dedikten sonra ID Cooling SE214XT'yi incelemeye başlayabiliriz. Bu modelin aynısının bir de Rainbow olanı var şu an piyasada. O biraz daha uygun fiyatta satılıyor. Biliyorsunuz Rainbow'da ışıklandırmaya herhangi bir müdahale edemiyoruz ama bizim bugün inceleyeceğimiz model ERGB dediğimiz ışıklandırmayı kontrol edebildiğimiz modeli. Kutusunun içerisinde kullanım kılavuzu, kitapçığı ve montajda kullanacağımız vidalar, civatalar bulunuyor. Ayrıca ekstradan bir tane daha 12 santimlik fan daha eklemek isterseniz soğutucu üzerine yine onların telleri de montaj telleri de yine kutu içerisinde bulunuyor. Intel tarafında 1700, 1200, 1151, 1150, 1155, 1156 soket tiplerini, AMD tarafında ise AM4 ve yeni platform AM5 soket tiplerini destekliyor. Biz zaten Ryzen 5600 yani AM4 soket tipinde kullanacağız ama baktığımız zaman Intel tarafında da yeni nesilleri desteklediğini görebiliyoruz. 180 wattlık bir TDP değerine sahip olan bir kule tipi soğutucu. Tabii ki bu soğutucunun fabrikadaki testlerdeki maksimum sınırı, benim sizlere tavsiyem maksimum 120 watt veya 150, yani sınır en son artık 150 wattlık işlemcilerde bu kule tipi soğutucuyu kullanmanız. 850 gramlık bir ağırlığa sahip ve yükseklik olaraksa dostlarım 15 santimlik, yani bunu alırken dikkat etmeniz gerekiyor. Kasanızın özelliğine bakın. Eğer 150 milimetreye kadar kule tipi soğutucuları destekliyorsa sıkıntı yaşamazsınız. Ve soğutucularda önemli olan ana noktalardan tabii ki bir tanesi blok arkadaşlar. Soğutma bloğu baktığımız zaman 4 tane bakır boruyla bu noktada karşılaşıyoruz. Nikel kaplanmış ama iç kısımlar tabii ki bakır. Zaten alt tabana baktığımız zaman bakır rengini görebilirsiniz. Burada ısıyı daha hızlı bir şekilde iletebilmesi için 120 milimetrelik burada ön yüzeyde bir fan var. Arka tarafa isterseniz siz 120 milimetrelik daha bir fan atabilirsiniz. Daha iyi bir soğutma performansını bu noktada alabilirsiniz. Böylelikle ön taraftan soğuk hava alınır. Arka taraftan sıcak hava diğer fan sayesinde hızlı bir şekilde egzoz fanına atılabilir. Peki yeterli mi? 4 tane ısı borusu bence gayet yeterli dostlarım. Çünkü bunun altılı olanlarını da ben inceledim. Farklı markaların tabii ki 140'lık fanlarda kullanılıyor. 120'lik fanlarda kullanılıyor. Altılı ısı borularda. 120'likler için 4 tane ısı borusu rahatlıkla yetecektir. Yeteri kadar perde sayısını görebiliyoruz. Hava akışı fan sayesinde bu soğutma perdeleri arasından sağlanabilecektir. Kule tipi soğutucularda kullanıcıların yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi ise bloğun remlere teması arkadaşlar. Marka burada güzel bir tasarım yapmış ve bloğu hafif sol tarafa doğru eğdirmiş. Böylelikle remlere de temas noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Tıpkı sıvı soğutucularda olduğu gibi kule tipi soğutucularda da fanlar gerçekten soğutma performansı anlamında önemli bir rol üstleniyorlar. Bu soğutucuda kullanılan fanın sahip olduğu teknik özelliklerden geldiğimizde ise 120 milimetrelik çapında bir fan görüyoruz arkadaşlar ve 9 yapraklı bir yapıya sahip ve bu fan ERGB aydınlatmalarla geliyor. Yani üzerinde 3 pinli yapıya sahip olan ERGB pin yapısına sahip olan bir tane soket bulunuyor. Anakartınızda bu pin yapısına sahip olan soketin olup olmadığına dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa ışıklandırmalar çalıştıramazsınız. Evet, yine fan çalışır, soğutmayı gerçekleştirir ama üzerindeki ışıklandırmalar çalışmaz. Güç soketinde ise 4 pinli yapıya sahip olan bir soket
hareket tipini görüyoruz. PVM olarak bildiğimiz, yani işlemcinin ısısına göre hareket edecek şekilde fan devrine ayarlıyor. Böylelikle işlemci yüksek sıcaklıklarda olmadığı zaman fan düşük devirlerde dönüyor ve tabii ki kullanım ömründen de gitmemiş oluyor arkadaşlar. Sadece işlemcinin ısısı yükseldiği zaman ne yapıyor? Kendisi fan devrini arttırıyor ve daha iyi bir soğutma performansını sağlıyor işlemci üzerinde. Bunu ayarlayan ise arkadaşlar BIOS'tan yapmanız gerekiyor. BIOS'a girdiğiniz zaman fan ayarları, fan kontrolleri kısmından soketi hangi pine taktıysanız eğer genelde CPU fan şeklinde anakart üzerinde görebilirsiniz veya yoksa bu soket tipinden fan 1, fan 2, fan 3 şeklinde soket girişlerini görebilirsiniz. O zaman fan 1'e takmanız gerekiyor. BIOS'tan yapabilirsiniz veya anakartınızın masaüstü uygulaması varsa yine oradan da fan kontrolünü sağlayabilirsiniz. 1500 RPM'lik dönüş hızına sahip bir fan, bu tabii ki fan devrini 4 pinli yapıya sahip olduğu için 1500 RPM'de çalışıyor. Bazen işlemci ısısına göre, bazen 500 RPM'de, bazen 750 RPM'de. Sahip olduğu hava akışı ve statik değerlere, statik basınca geldiğimiz zaman hava akışı noktasında 68.2 CFM'lik hava akışı değerini, statik basınç noktasında ise 1.87 mm'lik HIGO değerine sahip olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Piyasaya baktığımız zaman 12 mm'lik kule tipi soğutucuların sahip olduğu değerlerden bir tık daha iyi performans verebilen değerler taşıdığını görebiliyoruz. Bu fanın daha çok sıvı soğutucularda kullanılan fan değerlerini taşıyor. Bu fan böylelikle soğutma performansı anlamında da güzel işler çıkaracağını şimdiden görebiliyoruz. Peki 1500 RPM'lik dönüş hızından bahsettik ve 68.2 CFM'lik bir hava akışından bahsettik. Evet, güzel değerler bunlar. Peki gürültü anlamında bu fan, bu soğutucu bize nasıl geri dönüş sağlayacak? Bu noktada ise 16 desibel ile 30 desibellik bir gürültü seviyesini görebiliyoruz. Bu değerler arasında tabii ki fanın dönüş hızına göre farklı desibellik ses değerlerini bizlere üretecek arkadaşlar. Evet dostlarım, soğutucunun sahip olduğu görsel özelliklere ve teknik özelliklere kısaca kabaca değindik. Şimdi isterseniz montaj kısmına geçelim. Daha sonrasında ısı testlerini yapalım ve yine tekrar burada buluşalım. We'll be right back.
Evet dostlarım, tam da beklediğim gibi, tam da düşündüğüm gibi oldu. Sahip olduğu ısı performansına baktığımız zaman kule tipi soğutucunun yüksek derecelerde, örneğin 75 ile işte 80 arasında işlemcini dizginleyemiyor. 50 ile 55 arasında evet dizginleyebiliyor. Hızlı bir şekilde soğutmayı yapıp işlemciyi tekrardan eski ısısına çevirebiliyor ama yüksek derecelerde bunu hızlı bir şekilde gerçekleştiremiyor. Tabii ki bu rol sıvı soğutucuların aslında. Sıvı soğutucular sıvı destekli oldukları için ve sıvı da havaya göre daha hızlı bir şekilde soğuduğu için ve tabii ki orada bir devir daim de söz konusu. Kule tipi soğutucular tabii sıvı soğutucuların her zaman altında olacaktır. Yine de tabii ki kule tipi soğutucu olarak değerlendirdiğimiz zaman vermiş olduğu performans bence gayet iyiydi. 5600X'i bence gayet iyi bir şekilde dizginleyebildi dostlarım. Bu kule tipi soğutucunun daha iyi bir şekilde performans vermesini eğer isterseniz arka kısma bir tane daha 12'lik fan atarsanız eğer ID Cooling'in zaten linkini videonun açıklama kısmına bıraktım. Oradan uygun fanı bulabilirsiniz. İşte o bahsetmiş olduğum yüksek derecelerdeki hızlı düşüşleri, ısı düşüşlerini o zaman daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir bu soğutucu. Fiyatına baktığımız zaman 1100 TL civarlarında bir fiyat etiketine sahip olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar diyebilir ki işte ben üzerine 500 TL koyduğum zaman bir sıvı soğutucu alabiliyorum ama nasıl bir sıvı soğutucu alabiliyorsun? Hiç markasının ismini duymadığımız, belli sertifikalar yerine getiremeyen sıvı soğutuculardan bahsediyor o arkadaşlar. Sıvı soğutucuların arkadaşlar ömrü genelde çok fazla uzun olmuyor. Özellikle iyi bir marka değilse, belli sertifikalara sahip olan bir marka değilse daha hızlı bir şekilde ömrünü tamamlıyor. Özellikle pompa tarafında zaman içerisinde pompa ses yapmaya başlıyor ve artık soğutmayla tam anlamıyla gerçekleştirmemeye başlıyor. İyi bir sıvı soğutucu alacaksanız eğer tabii ki kule tipi soğutucudan daha iyi ama kötü bir sıvı soğutucu almak yerine iyi bir kule tipi soğutucu alabilirsiniz dostlarım. Bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarına devam için ve kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın, bana video desteğinizi gösterin. Soğutucu hakkında kafanıza takılan sorular olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.